Ömer bin Abdülaziz Medine'de doğdu ve babası Mısır valisi Abdülaziz bin Mervan'dı. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberledi ve Medine'nin tanınmış alimlerinden Salih bin Kaysan'a emanet edildi. Ergenlik çağına kadar Mısır'da kaldıktan sonra babasının vefatı üzerine Halife Abdülmelik tarafından Dımaşk'a çağrıldı ve burada halifenin kızı Fatıma ile evlendi. 87 yılında Hicaz valiliğine tayin edildi ve valiliği sırasında 5 defa hac emirliği yaptı. Mescid-i Nebevi'yi genişletti ve Resulullah'ın namaz kıldığı diğer mescitleri yeniletti. Irak valisi Haccac'ın uygulamalarını eleştirmesi görevinden azli ile sonuçlandı. Süleyman'ın halife olduğu dönemde danışmanları arasına alındı ve sonrasında kendisine halifelik teklif edildi. Halifeliği İslami kurallar çerçevesinde yürütmeye çalıştı ve Hazreti Peygamber'in ve dedesi Hazreti Ömer'in yönetimle ilgili karar ve icraatlarını esas aldı. Ayrıca meşhur alimleri kendisine danışman seçti ve çeşitli vilayetlerdeki alimlere mektuplar yazarak onların tavsiyelerini istedi. Halife Ömer bin Abdülaziz, İstanbul'u kuşatmakta olan Mesleme bin Abdülmelik'in ordusunu geri çağırdı ve Darendi'yi tahliye edip halkını Malatya'ya yerleştirdi. Laskiye şehrini yeniden inşa ve tahkim ettirdi. Sınırların korunması için geleneksel yaz ve kış seferlerini devam ettirdi ve Azerbaycan'a saldıran Türkleri hezimete uğrattı. Halifelik döneminde saraydaki lüks eşyaları Beytülmal'e koydurarak toplumda eşitliği sağlamaya çalıştı ve halktan biri gibi yaşadı. Memurları görevlerinden aldı ve yerlerine dindar ve dürüst kişileri tayin etti. Valilik, kadılık, vergi memurluğu görevlerinde hukuk bilgisi yanında takvasıyla temayüz etmiş alimleri getirdi. Hapishaneleri ıslah ederek suçluları işledikleri suçlara göre ayrı koğuşlara yerleştirdi. Halife Ömer bin Abdülaziz, Emevi hanedanı mensuplarının ve devlet adamlarının gasp ettikleri mallarının tespitini ve hak sahiplerine iade edilmesini sağlamaya çalıştı. Diğer gayrimenkulleri ve kıymetli eşyaları Beytülmal'e devretti. Halifelik görevi karşılığında maaş almayı reddetti. İç karışa büyük önem veren Ömer bin Abdülaziz, din alimlerinin ve halkın sevgi ve desteğini kazandı ve Hazreti Ali ve haricilerin de yönetimle barış içinde yaşamasını sağladı. Hutbelerde Hazreti Ali'nin lanetlenmesini kaldırdı ve haricilerle mücadelede mecbur kalmadıkça silah kullanılmasına izin vermedi. Kaderiye görüşünü benimseyenlerle ilmi münazaralarla girişip liderleri Gaylan et-Dımaşki'yi ikna etti. Ömer bin Abdülaziz, Emevilerin ilk dönemlerinden itibaren ikinci sınıf Müslüman muamelesi gören Mevali'yi Arap asıllı Müslümanlarla eşit kabul etti. Gayrimüslimlerin idare ve Müslümanlar aleyhindeki şikayetlerine kulak vererek haksız yere ellerinden alınan kiliselerini, evlerini ve diğer mallarını iade etti ve mağduriyetlerini giderdi. Yaşlı ve muhtaçlara hazineden tahsisat ayırdı. Ülkesindeki gayrimüslimlerin ihtidası için büyük gayret sarf etti. Davet mektupları ve tebliğ heyetleri göndererek onları İslam'a çağırdı. Berberi kabilelerinin tamamı onun gayretleriyle Müslüman oldu. Horasan ve Mısır halkı kitleler halinde İslam'a girdi. Maveraü'n-Nehir'deki bazı mahalli hükümdarlar halklarıyla birlikte İslamiyet'i kabul ettiler. Hindistan hükümdarlarından birkaçı onun davetine uyup halklarıyla birlikte Müslüman oldular. Mali alanda yaptığı düzenlemelerle de dikkat çeken Ömer bin Abdülaziz, başarılı bir vergi reformu gerçekleştirdi. Toprak vergisi olarak haraç, mahsulünden de öşür vergisi olmak üzere iki vergiyi birden aldı. Cizye ile ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Mevaliden alınan cizye vergisini kaldırdı ve zimmilerden ruhban sınıfını ve cizye ödemekte zorlananları geçici süreyle cizyeden muaf tuttu. Ömer bin Abdülaziz, sade bir hayat tarzıyla tanınan ve adaletiyle, züht ve takvasıyla övülen bir liderdi. Halifeliği sırasında saraylarda oturmayıp çoğu zaman Bunasıra'daki evinde yaşamayı tercih etti. Resmi ve sivil heyetleri genellikle evinde kabul ederdi. Kamu mallarını yetim malına benzetir ve Beytülmal'i kendisine bırakılan bir emanet kabul ederdi. Hazineden maaş almadığı gibi şahsi işlerini yürüttüğü sırada devlete ait mumu dahi kullanmadığı bilinmektedir. Maddi kalkınma ve refah seviyesinin yükseltilmesi konusunda da önemli adımlar attı. Halkın refahını yükseltmek için hazinedeki kaynakları savaş yapmak,
veya isyanları bastırmak yerine kullanmayı tercih etti. Zekata muhtaç Müslümanların sayısının azalması sebebiyle artan zekat ve vergi gelirlerinin bir kısmı, esirleri kurtarmak, borçlulara yardım etmek, fakir bekarları evlendirmek için kurulan yardım fonlarına aktarıldı. Fakirler ve yolcular için aş evleri, işlek yollar üzerindeki yolcuların bir gün ücretsiz olarak kalabilecekleri konaklar inşa edildi. Ayrıca Aden'de bir cami, Misis'te bir cami ve bir sarnıç yaptırarak dini yapıların inşasını teşvik etti. Ömer bin Abdülaziz'in adaletiyle Hazreti Ömer'e züht ve takvasıyla Hasan Basri'ye, ilim bakımından Zühri'ye benzetilmesi de onun dönemindeki liderlik ve yönetim anlayışının övgüye değer olduğunu göstermektedir. Ömer bin Abdülaziz, 5 veya 10 Şubat 720 yılı tarihinde Deir Seman'da vefat etmiştir. O sadece bir lider değil, aynı zamanda güvenilir bir hadis ravisi, seçkin bir fakih ve dirayetli bir kelam alimiydi. Sahih hadislerin tedvini yolundaki faaliyetleriyle sünnetin derlenmesinde önemli bir görev üstlendi. Onun hayatı ve liderliği hakkında birçok eser yazılmış olup, Nusayb bin Rebah'da onun için methiye ve mersiyeler kaleme alınmıştır. Barthold, 1920'de yayımlanan makalesinde onun hakkında çelişkili bilgilerin bulunduğunu belirtmiştir.